Evet birinci projemizi bitirdiğimize göre artık bu projeyi yayınlayalım. Neden yayınlamamız gerekiyor yaptığımız projeyi? Çünkü sosyal medyada hem yaptığımız işi tanıtmamız lazım. Hem de artık şu üşengeçlikten veyahut da kendi içimize kapanmaktan biraz vazgeçelim arkadaşlar. Yaptığımız her şeyi her adım, her gelişimimiz insanlar tarafından bilinmeli. Ve bizim ne yaptığımızı, bizim ne kadar yol aldığımızı insanlar baştan sona da takip edebilirler. Yani baktığınız zaman hiç kodlama bilmediğiniz andan itibaren belki de bir haftada, belki de iki haftada, belki de bir ayda önemli değil süre. Bu süre içerisinde ne kadar çok geliştiğinizi insanlara kanıtladığınızı da artık şunu da göreceksiniz. Sizi hatırlayan daha fazla insan var ve sizin yaptıklarınızı daha fazla gören insan olduğundan dolayı da artık ya bir dakika ya benim şu kişiyi aramam lazım deyip sizi arayacaklar ve sizinle iletişime geçecekler. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen web sitesini yayınlıyoruz. Bu bir demo web sitesi. O yüzden de bir hostinge ihtiyacımız, daha doğrusu bir domaine ihtiyacımız yok. Hosting'i zaten Netlify içerisinde tutacağız. Ve yayınladıktan sonra da muhakkak sosyal medyada paylaşın. ...görselleriyle birlikte ve paylaştıktan sonra da muhakkak beni de eklemeyi unutmayın. LinkedIn'den, Instagram'dan nereden paylaşıyorsanız muhakkak ekleyin çünkü daha fazla kişiyle etkileşim halinde olacaksınız ve ben de size destek olmaya çalışacağım elimden geldiğince. Peki ne yapıyoruz? Yapacağımız şey şu. Netlify'a girdik. Netlify'a girdikten sonra yeni bir tane site ekleyeceğimizi söylüyoruz. Bu yeni site eklerken GitHub'tan da ekleyebiliriz ama ben bunu de manuel olarak yani elle ekleyeceğimi söylüyorum. Ve diyor ki hemen buradan klasörü sürükle bırak diyor. Klasör, klasörü sürükleyip bırakmak için de Finder veya da Explorer'ı açtım. Daha sonra da bulunan klasör neyse şu anda baktığımız zaman aslında hiç CSS dosyası ve başka bir dosya koymamıza gerek kalmadı. Çünkü bütün her şeyi aslında internet üzerinden almıştık. Bu klasörün tamamını yani proje klasörünün tamamını seçiyorum. İçerisinde muhakkak index dosyasının olduğundan emin olduğunuz klasörden bahsediyorum. Ve bu klasörü seçtikten sonra da hemen sürükleyip bırakıyorum ve sürükleyip bıraktıktan sonra da birinci projem yaptığımız birinci projeyi hemen web sitesine yüklüyoruz. Yani Netlify'in içerisine yüklüyoruz. Şu anda yüklendi. Hemen custom domain'i seçebilirim. Ama buradan diyor ki eğer böyle bir domain yapacaksan o zaman tabii ki belli bir para ödemen gerekir. Neyse şöyle bir şey yapalım. Bu domain kısmına geldikten sonra şuradaydı. Buradan tıklayınca da direkt gidebiliyoruz. Ama bu isim çok da hoşuma gitmedi. Bu ismi değiştirmeye çalışalım. Bu ismi değiştirmek için de Domain Settings kısmına geliyorum. Daha doğrusu Site Settings'te olacaktı galiba. Evet Site Settings'in içerisinde Change Site Name diyorum. Buradan kendime göre bir isim belirliyorum. Bu ismin de unique olması gerekiyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ben diyorum ki hey, hey DJ Corporate sitesi. Ve bunu kaydet diyorum. sonra büyük ihtimalle bu çalışmayı da silebilirim. Çok da önemli değil arkadaşlar. Ve artık böyle bir ismimiz var. Bu ismi daha okunaklı bir isim olduğu için direkt olarak yayınlayabilirsiniz. Umarım yaptığınız çalışmanın biraz daha tabii ki anlaşılır olmasını sağlıyorsunuzdur. Ben burada Türkçe karakterler kullanmadım. Alt kısmında footer kısmını hiç değiştirmedim. Veyahut da işte buradaki subscribe kısmını hiç değiştirmedim. Yarısı Türkçe, yarısı İngilizceymiş gibi gözüküyor. Çok da önemli değil. Biz bunu demo için yapıyoruz. Ama hakkımıza tıkladığım zaman artık hakkımızda kısmına gidebiliyorum. İletişime tıkladığımda gidebiliyorum. Vizyonumuzu hatırlayacak olursanız burayı siz yapacaktınız. O yüzden bırakmıştık. Ve Django firmasına tıklayınca da index sayfasına geri dönüyor. Harika. Artık X temizi yayınladık ve X temizi yayınladığımıza göre bunun içerisinde daha fazla çalışma yapıp daha fazla güncelleyip kendinize update edebilirsiniz. Kendinizi güncelleyebilirsiniz. Bu bizim için çok önemli. Yani şunu unutmayın. Her bir gelişiminizde, her bir yaptığınız çalışmada ne kadar daha ileri gideceğinizi, ne kadar daha ileri gittiğinizi görmeniz gerekiyor ve paylaşmanız gerekiyor. Kesinlikle söylüyorum. Kesinlikle paylaşmanız lazım. Ve her bir aşamayı paylaşıyor olmanız lazım. Yeni bir güncelleme yaptığınızda şunu da diyebilirsiniz. Web sitesindeki karusel kısmını güncelledim. Tekrar yayınlayın. Ve insanlar sizin hareket ettiğinizi, bu demo çalışmasını yaparken bile hareket ettiğinizi görüyor olması lazım. Ne kadar fazla görürlerse o kadar çok akılda kalacaksınız. Ve bu bizim için çok 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 önemli. Başarılar dilerim. <laughs>